Hayırlı akşamlar. Yeryüzü Notları programıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Bu akşam Yeryüzü Notları'nda hayatın olmazsa olmazını konuşacağız. Ve bu hayatın olmazsa olmazının olmadığı yerlerde hayatın nasıl zor bir şekilde devam ettiğini konuşacağız. Bizzat olaylara şahit olan kıymetli konuklarımızla birlikte. Ana başlığımız su. İki harf. Ama her şey adeta onun üzerine inşa edilmiş. Allah öyle takdir etmiş. Su olmazsa olmaz. Tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynak. Yeryüzü Notları'nda bu hafta suyu konuşacağız Allah'ın izniyle. Ve suyun yeryüzüyle buluştuğu o kritik noktaları konuşacağız. Kıymetli konuklarım İHA Su Kuyusu Departmanı'ndan Sayın Nazif Çerik Beyefendi. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve İHA Kaynak Geliştirme Departmanı'ndan Sayın Cahit Karaaslan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nazif Bey ile başlamak isterim izninizle. Tabii size soracağım sorular da önemlidir. Yaşanmışlıklar dedik, şahitlikler dedik. İnşallah bunları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bizim için çok kolay ulaşılabilen bir şey su. Aslında şunu da diyoruz, evet Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Ama buna rağmen aslında su konusunda Türkiye'de fakir bir ülke. Ama durumu bizden daha kötü durumda olan coğrafyalar, ülkeler, milletler var. Nazif Beyciğim, dünya genelinde su kaynaklarının hızla tükendiğini biliyoruz. Ve tabii ki burada israfın sebep olduğu kayıplar da ön plana çıkıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani şöyle, dediğiniz gibi su zaten hayatın olmazsa olmazı, en temel yapı taşlarından bir tanesi. Şu an bununla alakalı çok ciddi problem yaşayan zaten coğrafyalar var. Evet. Bunlara bazı açıklamalar getirmek gerekirse, şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün olsun, Birleşmiş Milletler'in olsun veya bazı devletlerin olsun bununla alakalı birçok araştırması bulunuyor. Evet. Mesela araştırmalarda şu an dünya nüfusunun yaklaşık olarak %30'unun temiz suya ulaşamadığına dair bilgiler, veriler ortaya çıkıyor. Evet. Bu rakam aslında bize olayın ne kadar sıkıntılı olduğunu, ciddiyetini bariz bir şekilde gösteriyor. Çünkü %30 dediğiniz bir rakam bugün küçük bir rakam değil. Yaklaşık 2,5 milyar insanın temiz suya ulaşamadığını gösteriyor. Bu tabii bazı coğrafyalarda daha ön plana çıkan sıkıntılardan bir tanesi. Mesela örnek vermek gerekirse, gelişmiş ülkelerde kişi başı su tüketimi günlük 300 litre civarındayken, gelişmemiş ülkelerde bu ülkenin kendi iç dinamiklerine göre değişiyor ama evet, kırsalda günlük ortalama %10 günlük ortalama 10 litreyken, biraz daha kasaba vari şehir merkezlerinde günlük 20 litre gibi. Bu bir kişinin günlük su ihtiyacını karşılayabildiği rakam. Evet. Yani gelişmiş bir ülkeye nazaran yaklaşık olarak 15-20 kat daha düşük bir rakam. Çok. Şimdi bu hayatın devam edebilmesi için en temel yapı taşlarından bir tanesi olduğu için bu eksiklik de birçok şeye sebep olabiliyor. Sağlık sorunlarının olması, çok tabii ki, gene gıda ihtiyacının karşılanamaması gibi birçok maddeyi de etkiliyor bunlar. Ondan dolayı da mevcut su kaynaklarımızın düzgün kullanılması lazım. Çünkü şu an ciddi olan bu sorun 2050 yılına, yani önümüzdeki 25 yıl içerisinde çok daha artması planlanıyor. Yapılan analizlerde, yapılan analizlerde şu anlık 8 milyar olan dünya nüfusunun 10 milyara kadar çıkması bekleniyor. Evet. Yani %30'luk rakam o zamanlar 4 milyarı bulacak yaklaşık. Ondan dolayı önlemler alınması gerekir. Ya bu önlemler hem kişisel bazda insanların kendi içerisinde alması gereken, hem toplumsal anlamda kuruluşların alması gereken, hem de devlet ve kurumların alması gereken önlemler var bu konuda. Bununla alakalı çalışmaların yapılması gerekiyor. Yoksa önümüzde çok ciddi bir su problemi görünüyor. Evet, bu insanlığın ortak bir problemi. Su, tarihe dönüp baktığımızda onun uğruna savaşlar çıkmış. Bunu da görüyoruz, biliyoruz daha doğrusu. Tarihi vesikalarda bu da karşımıza çıkıyor. Su önemlidir. Şimdi az önce verdiğiniz rakamları ben şaşkınlıkla takip ettim. Yani günde 10 litre suyla geçinmek zorunda olan insanlar var dünya üzerinde. Bugün keyfi olarak 10 litre suyu boş yere akıtanlar da var. Tabii. Yani şu an Afrika'nın kırsal bir köyünde, hı hı, özellikle Sahra altı bölgedeki ülkelerden bahsedersek, bir kişinin ortalama günlük ulaşabildiği su miktarı 10 litre civarı. Bu biraz daha kasaba vari, gelişmiş
Yani bir nebze olsun gelişmiş yerlere geldiğinizde 20-25 litrelere çıkıyor kişi başına. Evet. Yani bugün Türkiye'de bir ailenin ortalama veya Avrupa'da bir ailenin ortalama, bir aile demeyeyim daha doğrusu, bir kişinin ortalama tüketimi 300 litre civarı. Bu da minimal rakamlar. Hı hı. Yani çok tabii. Daha fazlasını tüketenler var. Kesinlikle öyle. Ya bu bir nebze şey oluyor aslında. Su var ama dağıtımda bir adaletsizlik var. Öyle de bir sıkıntımız var. Kesinlikle. Şimdi su sadece insanların hayatta kalabilmesi için gerekli olan bir şey değil. Bunun yanı sıra işte tarım. Tarım için de olmazsa olmaz. Diğer canlılar için de olmazsa olmaz. Hayatın ta kendisi diyebiliriz su için. Şimdi Nazif Bey, şimdi biz şanslıyız. Nasıl şanslıyız? Evimize gittiğimiz zaman, evimizde, iş yerinde, herhangi bir yerde musluğu çevir, su akıyor. Ya bizim suya ulaşmamız çok kolay. Ama suya ulaşmanın çok zor olduğu yerler de var, coğrafyalar da var. Şimdi ben çocukluğumda hatırlıyorum, yani hala hazırda köy ortamlarında belki de devam ediyordur. Su kuyuları. Biz çocukken hatırlıyorduk, yani giderdik orada hem kullanmayı öğrenirdik filan. Bizim hayatın her alanında rahatça ulaşabileceğimiz suya insanlar ulaşamıyorlar pek çok coğrafyada. Bu yerlerde de suyun, su kuyusunun önemi bir başka. Hani bizim için sıradan, dedim ya, gidip herhangi bir musluğu açıp su ihtiyacımızı giderebiliyoruz, suya kavuşabiliyoruz. Suyu kuyusunun önemini bize nasıl anlatırsınız? Nasıl kavratırsınız? Yani şöyle, aslında hayatımızın her anına baktığımızda suyun önemini görebiliriz ama şimdi bu bizim için normal bir şey haline geldiği için evet. Birçok önemli detayı biz kaçırıyoruz. Yani en basitinden bugün suyun hayatımıza en temel etkileri, günlük kullanım, günlük ihtiyacımızı karşılamak. Bu ne olur? İşte içme ihtiyacımızın karşılanması, temizlik ihtiyacımızın karşılanması, yani bu tarz şeyler. Haricinde mesela sağlık. Susuz kalmadığımız için biz bunu bilmiyoruz ama yani su eksikliğinden kaynaklı birçok sağlık problemi çıkabiliyor insanlarda. Aynı zamanda temiz su kaynağına ulaşamamaktan kaynaklı. Yani biz suları kullanmak zorunda kalan insanlarda ciddi sağlık problemleri de görünüyor. Mesela bizim ülkemizde bu yok. Çünkü birçok su kaynağımız temizleniyor. Hani belli bir hijyen aşamasından geçiyor ve hazır su kullanıyoruz. Hı hı. Bundan dolayı biz bunları bilmiyoruz açıkçası. Ne susuz kalıyoruz ne temiz olmayan suyu içtiğimiz durumlar oluyor. Sonrasında tarım ve gıda ihtiyacının karşılanması. Suyun olmadığı bölgelerde bu temel ihtiyaçlar da karşılanamıyor. Evet. Çünkü yani bunları yetiştirmek için en temel madde dediğimiz gibi suya ihtiyacınız var. Olmadığında... Tabii tarım ve hayvancılık için su şart. Tabii. Yani her canlının yaşayabilmesi için şart olduğu için bu da eksik kalıyor. Bu da en temel duruma dönüyor. Gene sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda maddi gücünüzü de olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü yani sudan elde ettiğiniz, tarımsal faaliyetlerde elde ettiğiniz malzemeler veya hayvancılıktan elde ettiğiniz malzemeler aynı zamanda sizin günlük hayatınızı devam ettirecek iyi yaşayınızı da sağlamaya katkıda bulunuyor. Ondan sonra çevresel faktörlerin sürdürülebilmesi. Şimdi bu biraz daha farklı bir konu. Bu doğrudan belki hayata etkisi yok. Hı hı. Ama dolaylı yoldan çok önemli bir madde. Çünkü şu, su olmadığından dolayı ekosistemde de bazı problemler yaşanıyor. Su olmadığından dolayı çevrenin yeterli gelişememesi, tabii. Bunun bölgeye olumsuz etkileri, yani örnek veriyorum, yeşil olmayan bir coğrafya ile yeşil olan bir coğrafya arasında yaşam kalitesi olarak çok ciddi bir fark vardır. Bu doğrudan belki göze batmaz, hani doğrudan sizi ilgilendirmez ama dolaylı yoldan hayatınızı çok etkileyen bir maddedir. Öyle. Yani en temel etkileyen durumlar bunlar. Bunun haricinde bir sürü madde var gibi tabii hayatımızı etkileyen. Tabii ki. Şimdi izninizle Cahit Bey'e bir döneyim. Kendisine bir iki soru yönelteceğim. Ardından tekrar size dönük sorularım olacak efendim. Cahit Bey, su kuyusu önemli. Dediğim gibi biz rahatça ulaşabildiğimiz için belki de önemini arz edemiyoruz suyun. Ama suya ulaşmak için çile çeken insanlar var. Ufak ufak çocuklar bile ölümü göze alarak diyeceğim. Suya ulaşmak için ölümü göze alan çocuklar var. Can güvenliği riski var. Abartıyor muyum acaba? Hayır, tabii ki abartmıyorsunuz. Çünkü Afrika'da veyahut Asya'da bu insanlar köylerinde ya da kasabalarında, bölgelerinde su kuyusu içilebilir, temiz su kaynağı olmayan insanlar tabii ki kilometrelerce, saatlerce temiz suya ulaşmak için yürüyorlar. Hı hı. Yollarda birçok zorluklarla karşılaşıyorlar. O yüzden hiç abartmadınız. Buradaki insanların sadece
hayati tehlikeleri değil, bölgedeki kalkınmayla, biraz önce örnek de verdiniz, tarımla ve hayvancılıkla buradaki insanların geçimini sağladığı için en temel şey su ve buralarda bu çalışmayı yapmak bizim için ve STK'lar için elzem. Tabii. Suyun bölgede bizim birçok su kuyusu özelliğinde konuşayım. Çalışmamız var. Bizler Avrupa'da, özür dilerim, Afrika'da ve Asya'da su kuyusu çalışmaları yapan bir kurumuz. Evet. Şöyle ki amacımız burada su kuyusuna su kuyusuna erişimi olmayan köylerde temiz içilebilir su kaynağını sağlamak. Burayı biraz açmak gerekirse Murat Bey, Afrika'da ya da Asya'da bizler bölgede yerel partnerlerle bu su kuyusunu açıyoruz. Yani evet, beraber hareket ediyoruz. Ve tespiti noktasında da bölgede birlikte hareket ediyoruz. Bizler su kuyularının nereye açılacağı konusunda. Evet. Onun içerisine dahil edecek olursam, bizler bölgede her ülkede çalıştığımız yerel kurumlarla hareket ediyoruz. Evet. Yani kendi su kuyusu departmanımızla birlikte bölgeye gittiğimiz zaman bölgedeki su kuyularının nereye açılacağını, köyde içilebilir temiz su kaynağı var mı, yok mu, ya da işte en yakın su kaynağı ne kadar uzaklıkta, bunların hepsinin tespitiyle başlıyoruz. Evet. Çünkü hiç su kaynağı olmayan günümüzde çok köy var Afrika'da ya da Asya'da. Yerel çalıştığımız kurumla birlikte hareket ettiğimiz için buralara, bu bölgeleri önceleyerek bir planlamayı alıyoruz. Fizibilite çalışması yapıyoruz. Yani şunlara da dikkat ediyoruz mutlaka. Öncelikle köyün nüfusu, şehir merkezine olan uzaklığı, köyde ne kadar hanenin yaşadığı, bunları baz alıyoruz tespit noktasında. Akabinde bölgedeki yeraltı su kaynakları rezervini de mutlaka kontrol ediyoruz. Çünkü bilinçsizce açılan su kuyuları bölgede ilerleyen zamanlarda daha farklı problemler yaratabiliyor. Bu şekilde bizler bu çalışmayı, yerinde tespiti raporlayarak bir sonraki projeye dahil ediyoruz. Yani açacağımız yerlerin tespitini yaparak bir sonraki yapacağımız çalışmada bu köyleri su kuyularına ulaştırıyoruz. Yani genel olarak toplayacak olursam, bizler bir köye ya da bölgeye gittiğimizde hiç su kaynağı olmayan ya da hiç içilebilir temiz suyu olmayan köyleri önceleyerek planlamaya dahil ediyoruz. Evet. Şimdi su kuyusu açılacak yerlere dair bazı ifadeler kullandınız efendim. Nelere dikkat edildiği, nelerin, hangi kıstasların dikkate alındığı filan. Burada iki köyden bahsedelim. Birbirlerine yakınlar mesela. İşte bir köyde çoluk çocuk 150 kişi var. Bir diğer köyde 30 kişi var. Böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz? Şöyle, şimdi böyle bir durumla karşılaşabiliyorsunuz tabii ki. Bu köylerde tam merkezi noktasına bu çalışma, yani su kuyusunun tespitini yapıp tam merkezi noktaya bir su kuyusu açabiliyoruz. Bu tarz durumlarda fazla, nüfusun fazla olduğu köyler de oluyor. Evet. Gerekirse, nüfus fazlaysa bu köylerin ikişer başına, yani bir başına bir tane, diğer başına bir tane olacak şekilde su kaynağı, yani temiz içilebilir su kuyusu da açabiliyoruz. Ama amacımız, Afrika'da ulaşılamayan o kadar köy var ki Murat Bey. Evet. Buralara, her köye bir su kuyusu açarak insanları suya kavuşturmak olduğu için bu tarz durumlarda vermiş olduğunuz örneğe göre köyün ortasına, genelde iki tarafında rahatlıkla ulaşabileceği noktaya su kuyusunu açmak olacaktır. Şimdi biraz da empati yeti neyi önemli? Yani insanlar şunu diyebilir, ya ben Afrika'ya gitmedim, görmedim diyebilir. Ama günümüz teknoloji ilerlemiş durumda. Bugün bir Afrika'da herhangi bir yeri çok rahat bir şekilde inceleyip araştırabiliyorsunuz. İşte çeşit çeşit belgeseller var. Şuraya getireceğim efendim sözü. Bir ufak çocuk, bir çocuk ya da bir yetişkin birey temiz bir su kaynağı ararken, kilometrelerce yol yürürken, saatlerce yol yürürken o su kaynağına ulaşmak isteyen bir tek o değil. Vahşi hayat Afrika'nın bir gerçeği. Yani bir yırtıcı hayvan, mesela bir aslan da o su kaynağına doğru ilerliyor olabilir. İşte ölüm tehlikesi derken bu tarz örneklemlerden yola çıkarak o soruyu size sordum. Hakikaten abartı değil. Gerçekten. Yani Afrika'da bir insanın, o da yani önümüzdeki gibi berrak sular da değil, çamurlu sular, o su kaynağına ulaşabilmek için çektiği çilenin adli hesabı yok. Düşünsenize, yani evinizden çıkmışsınız,
gidiyorsunuz, su ihtiyacınızı karşılamanız lazım. Sadece bireysel olarak sizin değil, kapkacak neyse taşıyabileceğiniz miktarda suyu bulmanız, bidona vesaire doldurmanız, çamurlu çamursuz fark etmiyor. Sonra geri dönmeniz lazım. Sizi geride bekleyen çocuklar var, aile var. O suyla temizlik, hijyen mevzusunu çözmeniz gerekiyor. Yemek yapmanız gerekiyor, varsa yapabilecek bir şeyler gibi gibi gibi. Zorlu bir süreç. Şimdi su kuyusunu açtık, bitti mi efendim? Bu da çok önemli, bana göre önemli sorulardan biri. Afrika'da ya da su kuyusu ihtiyacın olduğu herhangi bir yerde bir su kuyusu açıldıktan sonra tamam biz vazifemizi tamamladık, bize ne bundan sonra deniliyor mu? Şöyle, bunu da şöyle cevaplandırayım Murat Bey. Şimdi bizim için su kuyusunu açtıktan sonra en önemli konu devamlılığı ve sürdürülebilirliği. Yani su kuyusu açtık, bırakalım değil tabii ki. Burada bölgede hizmeti açtığımız su kuyusunun devamlılığı ve sürdürülebilmesi bizim açımızdan en önemli olan şey. Kendi ekiplerimiz, yani su kuyusu departmanımız dönem dönem bu ülkelere giderek su kuyularının kontrollerini ve denetimlerini tabii ki yapıyorlar. Bu şekilde zaten bölgedeki açtığımız su kuyularının kontrolünü yaptığınızda su kuyusunun sürdürülebilirliği, yani ömürlerini de aslında uzatmış oluyorsunuz. Evet. Yani örnek vereyim, şimdi Afrika'da gittiğimiz zaman bölgelere, kırsallara, özellikle kırsalda çalıştığımız için her kuyunun bir sorumlusu oluyor köyde. Yani kuyuyu açıyorsunuz, mutlaka bir köyün muhtarı oluyor genelde. Evet. Muhtarına zimmetledikten sonra sürecimiz devam ediyor. Kuyunun herhangi bir aksaklık durumunda, kuyuda herhangi bir problem yaşadığında yereldeki partnerimizle irtibata geçerek hızlıca müdahale ediyoruz bizler de. Yani o şekilde bırakalım hiçbir zaman olmadı. Bizim için zaten en önemli konu kuyunun devamlılığı ve sürdürülebilirliği. Yani herhangi bir arıza durumunda. Kesinlikle. Herhangi bir arıza durumunda hemen kendi ekiplerimizce bölgeye intikal edilerek kuyunun neresinde problem varsa hemen müdahale edebiliyoruz. Ben şunu da çok merak ediyorum. Yani sondaj çalışmaları nasıl yapılıyor? Teknik alet edevat çok da ağır, kamyon, kamyonet neyse artık yani bunlar Türkiye'den mi götürülüyor? Şöyle, Türkiye'den götürülmüyor tabii ki. Şimdi Afrika'da ya da Asya'da çalışma yaptığınız ülkelerde bu teknik aletler, teknik olaylar orada mevcut. Artezyen kuyular genelde açılıyor bölgede. İnsan gücüyle yapılıyor. Bazı yerlerde toprak türü de önemli. Kayalıklara da denk gelebiliyorsunuz. O dönem, o zaman o tarz durumlarda makinelerden de tabii ki destek alınıyor. İnsan gücüyle açılan, etrafı da açıldıktan sonra belli bir metre belli bir metre indikten sonra etrafı örülerek yeryüzüne doğru, yukarıya doğru örülerek yapılan artezyen kuyulardan yapıyoruz biz zaten. Yüzeysel kuyu özelinde konuşuyorum. Tabii ki özellikli kuyular da var bizde. Daha derin, daha uzun ömürlü ve daha güneş panelli, daha özellikli su kuyusu dediğimiz kuyularımız da var. Bu yüzeysel olarak yaptığımız Afrika'daki ihtiyacı en hızlı şekilde karşılayacak kuyular. Anladım. Peki izninizle Nazif Bey'e döneyim efendim. Tabii. Nazif Bey, kuyuda yani kuyu deyip geçiyoruz ama öyle basit bir şey değil anladığım kadarıyla. Şimdi az önce Cahit Bey bir şeyler söyledi. Daha derine inen kuyulardan bahsetti. İşte güneş enerji panelinin olduğu bazı kuyulardan bahsetti. Ne tür kuyular var? Ya şöyle, çalışmalar nasıl yürütülüyor? Yani? Su kuyularında birçok çeşit var. Biz vakıf olarak 3 farklı çeşitli su kuyusu çalışmamız var şu anlık. 3 farklı. Bunlardan bir tanesi küçük çaplı, yani küçük ölçekli, nüfusun az olduğu, çapının çok büyük olmadığı köyleri beslemek için yapılan yüzeysel dediğimiz su kuyuları. Evet. Bunlar daha çok toprağa yakın olan su damarlarından beslenen su kuyularıdır. Tabii toprağa yakın olan, yani biraz daha üst tabakalarda olduğu için bunlar kapasite olarak daha düşük kapasitededir. Yani örnek veriyorum, 200'de 500 kişilik bir köyü besleyebilecek kapasitededir bu su kuyuları. Maliyet olarak daha düşüktür. Ömür olarak biraz daha ömürleri diğer kuyulara nazaran daha kısadır. Sonuçta her canlının olduğu gibi her yapının da bir ömrü vardır. Evet. Yüzeysel su kuyuları biraz daha kısa ömürlüdür. Kısa ömürden kastım, bu bizim şu ana kadarki tecrübelerimiz 5 ile 10 yıl arasıdır bu. Tabii daha uzun ömürlü giden yüzeysel su kuyuları da var. Biraz tamamen damarın beslenmesiyle alakalı. Yani iklim, yağmur şartları, nasıl kullanıldığı, nasıl bakıldığı, bunlar bunu etkiler. İkincisi artezyen dediğimiz
daha derin ölçekte, ortalaması 150 metreden başlayan özellikle derin su kuyularıdır. Bunların kapsamı bölgeye göre değişir, ihtiyaca göre belirlenir. Köy değil de daha çok kasaba vari veya birkaç tane köy büyüklüğünde, yani ortalama 2000-3000 kişinin yaşadığı veya daha fazla insanın yaşadığı yerlere yapılır bunlar. Bunlar 150 metre civarı bir derinliği vardır. Daha derin de olabilir. Yapıldığı yere göre bu değişir. Ortalama 20 ton ile 10 ton arası bir deposu vardır bunun. Yani büyük bir kule tarzı bir yapı inşa edilir. Betonarme. Su burada önce depolanır. Daha sonrasında çeşmelere aktarılır. Çeşmelerden de insanlar ihtiyacını karşılayıp bu şekilde ihtiyaçlarını giderirler. Ya da bunların da mesela farklı modelleri var. Bunlar biraz daha dediğim gibi spesifik projeler. Yani ihtiyacı karşılama üzerine olduğu için bu ülkede, bu bölgede ihtiyaç farklıdır. Gene özellikle su kuyusu yaparsınız. Hemen yanına çeşme açarsınız. Mesela Tanzanya'da yaptıklarımız var. Sondaj, örnek veriyorum, A noktasına vurulmuş. Kule oraya yapılmış. Hı hı. Ama çeşme A noktasından ilerleyen bir hat şeklinde ortalama 15 kilometre mesafede köylere dağıtılmış şekilde. Yani bir şebeke ağı kuruluyor. Anladım. Böyle bir yapı da var. Bu biraz ihtiyaca göre değişir ve yeraltı kaynağının da nerede olduğu önemli bu konularda. Üçüncüsü Pakistan'da örneğini yaptığımız arıtma sistemleridir. Yine ortalama 150 metre civarı bir sondaj vardır bunda. Bir tesis kurulur. Sondaj vurulduktan sonra buraya bir arıtma sistemi kurulur. Yer altından çıkan su arıtmadan geçirilerek sıfırlanır. Evet. Sonra minerallerle beslenerek bir insanın ihtiyacı olan minerallerle beslenir. Evet. Ve şişelenerek ihtiyaç sahibi insanlara verilir. Hı hı. Bu da bu şekildedir. Bu kendi kendini devam ettiren bir sistemdir. Pakistan'da özellikle biz bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi Pakistan'ı da şöyle açayım. Pakistan mesela susuzluk olan bir Afrika ülkesi gibi değildir. Daha çok temiz suya ulaşımda sıkıntı yaşandığı için burada biraz daha arıtma sistemlerini veya farklı ıslah projelerini daha çok önceliyoruz. Biraz dediğimiz gibi biz kaynağın iyi kullanılması ve ihtiyaca yönelik çalışmalar yaptığımız için bölgelere göre çalışma şeklimiz değişiyor. Evet. Şimdi bir yerde mesela su kuyusu için çalışmalar başlatıldı. Sondaj çalışmaları başlatıldı ama orada suya ulaşılamadı. Böyle durumlar oluyor mu? Tabii ki. Mesela sondajı vuruyorsunuz. Biraz bazı bölgelerde makineler kullanılıyor, bazı bölgelerde biraz daha ilkel yöntemler kullanılıyor. Evet. Siz şimdi başladınız. Başladıktan sonra yer altında mesela sert kayaların çıktığı zeminler oluyor. Hı-hı. Şimdi Türkiye'de veya gelişmiş ülkelerde bunu bazı makinalarla delip geçebiliyorsunuz. Evet. Şimdi Afrika'da belli bölgelerde, özellikle manuel çalışılan bölgelerde, insan gücüyle su kuyusu açılan bölgelerde bunu kırmak çok mümkün olmuyor. Ne oluyor bu tarz durumda? Sondajı yarıda bırakıp yer değiştirmeniz gerekiyor. Veya sondajı vurdunuz, inebildiğiniz kadar derinliğe indiniz ama su çıkmadı. Evet. Bu da olabiliyor. Gene yer değiştiriyorsunuz. Lokasyon değiştirdikten sonra birkaç deneme yapıyorsunuz. Baktınız hani hiçbir deneme başarılı olmadı. Yani bu sefer farklı farklı yöntemlere başvuruyorsunuz. Artık o bölgenin yeraltı su haritası çıkartılıyor. Ona göre bakıyorsunuz. Köye yakın bir su hattı yoksa köyden daha uzak bir noktaya açıyorsunuz. Hani bu biraz mecburiyet oluyor. Evet. Bu tarz şeyler de oluyor. Afrika'da biz buna rastlamadık. Evet. Çünkü Afrika'nın yeraltı su kaynakları çok zengin olduğu için ikinci veya üçüncü denemenizde bir şekilde su kaynaklarına denk geliyorsunuz. Sadece bu biraz zaman alıyor. Öyle bir durumumuz var. Şimdi medeniyetin izlerini takip ettiğimiz zaman tarih boyunca hep su kaynaklarının yakınında, dibinde medeniyetlerin inşa edildiğini görüyoruz. Yani hakikaten su çok önemli. İşte akarsuların kenarları olsun, deniz kıyılarının olduğu bölgeler olsun, buralarda insanoğlu hep medeniyetlerini inşa etmiş. Yani özetle şu sonuca varabiliyoruz. Su eşittir medeniyet. İnsanın aklına şu soru geliyor. Bilmediğim için soruyorum. Afrika kıtasını tabii ki mesela sizler kadar çok iyi bilmiyorum. Ama insan aklına şu takılıyor. Bir köy varsa o köyü neden su kaynaklarına daha yakın bir yere yapmıyor insanlar, kurmuyor? Onun birkaç sebebi olabiliyor. Şimdi köy oraya kurulduğunda belki oranın su kaynağı vardı. Hmm. Sonrasında yaşanan kuraklıklar, iklim değişikliklerinden dolayı veya yeraltı su rezervlerinden çekilmesinden, işte bilinçsiz kullanımlardan vesaire dolayı bu su kaynağı kurumuş oluyor. Ondan dolayı köy sonradan susuz kalmış oluyor. Belli bir hayatta kurulduktan sonra, hani bir tabir vardır ya bizde, kurulu düzenim var bozmayayım diye. Hmm. Mesela insanlar da bunu şey yapabiliyorlar. Kurulu düzenini bozmaktansa uzak mesafelerden ihtiyacını karşılamayı tercih edebiliyorlar. Bazı bölgelerde de tam tersi.
su olduk yani su yitirildikten sonra göç ediliyor başka bölgelere. İşte öncesinde 500 kişi veya 1000 kişilik olan nüfus 200 kişilere, 100 kişilere kadar düşebiliyor. Bakıyorsunuz bir köy var ama hayalet kasaba gibi olmuş. Evlerin çoğu artık kullanılmadığından dolayı, hava şartlarından dolayı yıkılmış. Birkaç tane köy evi kalmış. Yani burada niye böyle bir şey var dediğinizde, öncesinde köy vardı ama su ihtiyacını karşılayamadığından dolayı insanlar göç etti gibi şeyler, bilgiler alabiliyorsunuz köy halkından. Evet. Yani ondan dolayı mesela biz şunu da yapıyoruz. Açtığımız su kuyularının şöyle bir katkısı da var. Bu köye su kuyusu açtığınızda o esnada 200 olan nüfus önceden göç etmiş insanların tekrar geri gelmesine de sebep olabiliyor. Tekrardan insanlar kendi yurduna geri dönüyorlar. Yani bir bu nevi, haber yayıldıktan sonra. Tabii o zaman bir nevi şöyle bir sonucu da beraberinde getiriyor diyebiliriz. Parçalanmış, dağılmış aileleri tekrar bir araya da getiriyor. Tabii. Böyle bir durum da. Bir de şeyle de alakalı hani bu dağınıklık. Sonuç olarak hani Afrika çok bir geniş bir toprak da olsa hani orada da bizdeki mantıkta hani burası benim arazim, tapulu arazim gibi bir mantık orada da var. Hani bizimkisi kadar takip ve gelişmişlik olmasa da o konuda. Ya bir şekilde insanın kendi tapulu arazisi oluyor. Başka yerde arazisi olmadığı için terk edemediği durumlar da oluyor. Bu da mesela bir etken. Evet. Şimdi su kuyusu öyle basite alınacak bir şey değil. Hakikaten bölge halkı için çok çok önemli. Bazı örneklemeler yapmaya gayret ettim. İşte su eşittir medeniyet. Su hayatın ta kendisidir. Pek çok sağlık emekçisi, pek çok doktor da şunu söyler. En güzel ilaç su. Bolcana su içmekte fayda var. Şimdi su kuyusunun açıldığı bölgelerde ne gibi değişimler oluyor? Ne gibi gelişimler oluyor? Yani bölge halkının ne tür katkıları oluyor su kuyularının? Bunu iyice bir açmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi şöyle aslında en başta bahsettiğim maddelerle biraz ilişkili bu. Mesela su olduğunda birincisi günlük ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Her şeyden önce çok affedersiniz. Öyle. Orada yaşayan insanlar insan olduklarını hissetmeye başlıyorlar belki de. Tabii yani şöyle. Şimdi su ihtiyacınızı karşılayamadığınız bir bölge düşünün. Evet. Bunu karşılayabilmek için de günün belli saatinden vazgeçmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. Günde 2 saat veya 4 saat git sonra 4 saat dön şeklinde. Yani 4 saatiniz veya 8 saatiniz veya daha fazla zamanınızı sadece su ihtiyacını karşılamak için harcadığınızı düşünün. Hı hı. Farklı bir şey yapmayın. Ne enerjiniz kalır, tabii. Ne şevkiniz kalır, tabii. Ne de zamanınız kalır. Şimdi bu zaman size tekrar geri verildiğinde, yani yakın bir yere su kuyusu açıldığında, bu zaman size geri verildiğinde farklı şeylere yönelebiliyorsunuz. Yani bu sefer farklı şeylere eğiliminiz başlıyor. Örnek veriyorum. Kendinize zaman ayırıyorsunuz, hı hı. Ailenize zaman ayırıyorsunuz, işte eğitiminize zaman ayırıyorsunuz. Farklı farklı yeteneklerinizi keşfediyorsunuz. Bunun size çok ciddi faydaları oluyor bu anlamda. Yani temel ihtiyacın karşılanması, yani günlük ihtiyacın karşılanması birinci evet. derece buradan önemli. İkinci katkısı gıda ihtiyacının karşılanması. Çünkü tarım yapılabiliyor su olduktan sonra. Aynen. Tarım ve hayvancılık olduğundan dolayı bir kere aç kalma korkunuz ortadan kalkıyor. Hı hı. Şimdi bu da gene size zaman kazandırdığı için ve bunların ikisi bir arada hem gıda ihtiyacınız karşılanıyor, hem temel su ihtiyacınız karşılanıyor. Tabii. Bunun yanında hijyen ihtiyacınız da karşılanıyor günlük ihtiyacınızla birlikte. Bunların üçü sağlandıktan sonra sağlık şartlarınız da daha da iyi hale geliyor. Yani siz hayatınızın belki büyük bir çoğunluğunu hastalıklarla boğuşarak değil, hı-hı. sağlıklı bir birey olarak yaşamaya başlıyorsunuz. Bu da mesela en büyük etkenlerden bir tanesi. Ondan sonra ailenize vakit ayırıyorsunuz en temeli. Mesela bu işi genelde çocuklar yapar. Evet. Çocuklar çocukluklarını yaşayamazlar bu nedenden dolayı. Çocuk yoksa bu işi kadının görevidir. Erkek biraz daha ağır işlerde görev alır. Şimdi 20 litrelik bir bidonu taşımak ağır bir iş değil mi? Niye bunu kadın yapıyor gibi bir algı oluşabilir? Hı. Erkek daha çok eve para getirmek için, diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için para kazanması gerektiğinden köyünü terk ederek yakındaki kasabalara veya şehirlere giderek buralarda ağır inşaat tarzı işlerde çalışırlar. Şey diyeceğim, hani ifadede geçti ya, yakındaki kasabalara filan. Lafın gelişimi yakın yoksa hakikaten yakın mı? Yakın algısı bizimkisi gibi değil. Değil mi? Yani şöyle, sabah erken saatte çıkarsınız. Evet. Yani yakındaki bir kasabaya gitmek, yürüme 4-5 saat belki çok daha fazla zaman alır. Hmm. Yakın olan kasabalar, yani 2-3 saatlik diyeyim, biraz daha kasabanın dışında olan köyler için konuşuyorum bunu. 2-3 saatte vardığınızı varsayalım. Sabahtan akşama kadar orada çalışırsınız. Akşam artık hava karardığında 8, 9, 10
neyse bölge şartına göre, iklimine göre yola düşersiniz, tekrar evinize gelirsiniz, ailenizi görmezsiniz. Çünkü uyuduktan sonra sabah tekrar aynı şeyi yapacaksınız. Bazı durumlarda bu haftalar sürüyor veya günler sürüyor. Tabii. Çünkü yol çok uzun olduğu için hani gittiğime değsin yani şey mantığında. Yok. O zorlu coğrafyalarda dur bir taksi çevireyim, dur bir minibüs durdurayım, dur toplu taşıma aracıyla gideyim, öyle bir şey yok. Yürümek zorunda insanlar. Çünkü kırsalda birçok bölgede yol bile yoktur. Yani tamamen tabii toprak. Bizim tarla dediğimiz yollar normal yol, ulaşım yolu olarak kullanılır. Evet. Bazı köylere gittiğinizde gün içerisinde erkek görmezsiniz. Çünkü yaşlı insanlar olur sadece, o kadar. Yani gençsinde erkeklerin birçoğu çalışmaya gittiğinden köylerde olmaz. Hı hı. Bazı bölgelerde haftalarca olmazlar. Çünkü giderler bir hafta iki hafta çalışırlar, iş biter, dönerler. Konuyu bağlamak gerekirse şimdi bu işi kadın yaptığından dolayı, su ihtiyacını kadın karşıladığından dolayı çocuksuz evet. yerlerde evet. ailelerine vakit ayıramazlar. Aynen. Yani aile ilişkileri de belli bir yerden sonra robotik bir düzene döner. Yani aynı evde yaşayan tabii. birkaç tane insan, herhangi bir bağlamları olmayan, herhangi bir ilişkileri olmayan, doğru dürüst birbirlerini görmeyen insanlar haline bürünürler. Siz bir kere bunu iyileştirmiş oluyorsunuz. Yani aile kavramını kurtarmış oluyorsunuz bu ihtiyacı karşılayarak. Öyle. Tabii. Yani şimdi orada su kuyusunun olduğu yerde artık tarım yapılabiliyor. İşte hayvancılık yapılabiliyor. Az önce örneklediniz. Erkekler kilometrelerce yol yürüyor. Saatlerce, belki günlerce yol yürüyor. Nereye gidecek? Kasabaya. Çalışacak, biraz para kazanacak. O parayla işte yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için. Ama su kuyusu kurulduğu andan itibaren bulundukları yerde artık ekip biçiyorlar, hayvancılıkla uğraşıyorlar. Hakikaten aile bağlarını da güçlendiriyor. Biraz daha kendi kendine yeter bir hale geliyorlar. Tabii. Çok büyük bir anlam ifade ediyor su kuyusu yani. Tabii özellikle kurak coğrafyalarda, sahra altı bölgelerde bu daha önemli. Çünkü son yıllarda iklimlerin değişmesinden kaynaklı su ihtiyacı şu an bu bölgelerde ciddi bir önem arz etmeye başladı. Hı hı. Bazı bölgelerde 2 yıl ard arda yağmur yağmadığı dönemler oluyor. Oldu. Doğru. Doğru. Yani 6 ayı zaten kurak geçirdikleri için normalde Afrika'da mesela 6 ay yağmur sezonudur, 6 ay kurak sezonudur. Ama bazı dönem 2 sene mesela yağmur yağmadığında ortalama 18 ay veya 20 ay civarında hiç yağmur yağmadığında hiçbir şekilde üretim olmaz. Bu tabii. kriz dönemidir mesela bu dönemde. Bunu şunu da merak ediyorum. Yani Afrika kıtasındaki ülkeler niye devlet politikası haline getirmiyor, oralarda su kuyuları açmıyor? Ya, bu biraz şeyle alakalı. Şimdi ülkeleri biz biraz kategorize ediyoruz ya, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler. Şimdi Afrika ülkeleri de gelişmekte olan ülkeler diye geçer ama evet. aslında gelişmemişe yakın tabirine daha yakın ülkelerdir. Anladım. Sadece hala da ufak ufak da olsa gelişmekte oldukları için böyle bir tabir kullanılır. Ama hem bütçelerinin zayıf olması hem belli bir düzen oturmadığından kaynaklı olarak yıllardır sömürülen ülkeler olmaları. Tabii devlet politikaları bu konuda yetersiz oluyor çünkü devletin kaynakları buna yetmiyor. İşte biraz başını kaldıracak olsa hemen iç savaş olaylarının başlaması gibi hadiseler de çok etkili. Tabii doğal afetlerin de bölgelerde çok sık yaşanması da buna etken. Mesela bizim ülkelerimizde veya Avrupa'da biraz daha kuzey ülkelerinde doğal afet neredeyse hiç olmuyor. Yani en azından böyle sizi susuz bırakacak seviyede. Evet. Böyle gelişimimizi çok olumsuz yönde etkileyecek doğal afetler çok olmuyor. Hı hı. Ama Afrika yaşamak için bile şartları çok zor bir coğrafya. Afrika su fakiri bir kıta diyebilir miyiz? Yoksa su zengini ama su yerin altında, ulaşmak zor. Yani şöyle diyelim, kaba tabirle Afrika'yı dikey bir şekilde düşünün. Ortadan ikiye ayırın. Evet. Üst taraf sahra bölgesi olduğu için biraz daha kurak bir bölgedir. Hı hı. Suyun zor bulunduğu bir coğrafyadır üst taraf. Alt taraflar biraz daha yeşillik ve yeraltı su rezervlerinin olsun, yağmur ormanlarının olsun daha çok bulunduğu bölge olduğu için biraz daha yeşillik ve su ihtiyacının daha kolay karşılanabildiği bölgelerdir. Evet. Biraz daha gelişmiş yerlerdir aynı zamanda. Evet. Peki izninizle kısa bir veterimiz var. O veterimizi bir izleyelim. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Cahit Bey'e döneceğim. Ama önce bir veterimizi izleyelim efendim. Yeni bir su kuyusu açılışına gidiyoruz. Gine'deyiz. Gine oldukça su olayında epeyce kurak. Açılışlar için geldik. İşte görüyorsunuz kardeşimiz suyunu almış. Bizler motorla gidebiliyoruz ancak bu yollarda. Oldukça yollar problemli. İnşallah böyle güzel
projelerle tekrar tekrar bizleri açmak nasip olur. İşte bakın bir köye geldik ve insanlar bizi bu şekilde karşılıyorlar. Yandırlar. Ama Sevinç'i gördünüz mü? Evet. Bendeki de soru. O motosikletin üstündeki kim? Ben Sevinç'i yeni gördüm. O her şeye değer herhalde. Evet, evet. Ne oldu ne bitti? O veteriyi bize bir anlatır mısınız? O görüntülerde ne var? Tabii. Şimdi şöyle. Yıl bundan 3 yıl önceydi. Gine'ye su kuyusu çalışmalarına, su kuyusu açılışlarına gitmiştik. Hı hı. Bölge tabii ki şehir merkezine yaklaşık 14 saat uzaklıkta olan bir bölgeydi. Yani başkente indikten sonra 14 saat. 14 saat 300 kilometre bu arada. Yani gidebildiğiniz mesafe. Ha mesela 300 kilometre. Gitmek 14 saat. Gittiğiniz bir yerde. Burada partnerlerimizle beraber köylerde, kuyularımız köylerde olduğu için orada oranın en yakın şehir merkezine gidiyorsunuz. Buradan planlamayı yapıyorsunuz. Yani şehir merkezinden bizim kuyularımızın olduğu bölgelere, hı hı, normal araba da gitmiyor, motorlarla. İşte görüyoruz, evet, yol yok yani. Aynen öyle. Köylere motorlarla gidebildik. Yaklaşık, evet, 14 gün o bölgede kaldık. Daha sonra başkente dönüp İstanbul'a geri dönmüştük. Köylerde 14 gün 13 gün boyunca motorlarla beraber hareket ederek o köylere ulaştık. Ben bu arada Gine'ye su kuyusu için ikinci gidişimdi. Kendim bile inanılmaz şaşırdım. Yani su kuyusu çalışmalarını tabii ki ilk gidişimizde farklı, ikinci gidişimizde farklı bir duygu oluştu ama Gine'nin veya da bu kadar zorlu olacağını düşünmemiştim. Yani arabayla gidersiniz, hı hı, kırsaldasınız tamam ama motorla ya da farklı bir araçla gideceğiniz hiç aklımıza gelmez çünkü yol yok. Evet. Önünüzde bilen yolu oradaki partnerler, onlar bile dönemde zaman zaman karıştırdılar. Şimdi yeni bir kuyu açacağımız için ben motorlara bindik. Köye doğru gidiyorduk. Çekim yapmak istedim. Orada da açacağımız köyde yakınmış. Böyle bir video ortaya çıktı. Çok mutlu olmuştum. Çok yani videoda, İnsanların sevinçleri her şeyi değer. Evet, evet. Gerçekten bu çalışmayı yaptığınızda ve bizler de orada olduğumuzda onlarla birlikte bu sevinci, onlarla birlikte bu mutluluğu çok yaşıyorsunuz zaten, hissediyorsunuz. Güzel bir anı olmuştu benim için bu video. Bir soru, özel bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Farz edelim gittiniz, dediler ki ya işte dediğiniz köye araç yok, motor yok, o yok, bu yok, 5 saat 6 saat yol yürümek zorundayız deselerdi, yürür müydünüz? Yani tabii ki yürümek tabii ki çok zor olacaktır bizim için çünkü o sıcakta, o bölgede hiçbir, evet, şey bilmiyorsunuz, yanınızda arkadaşınız var ama bölgede yerel partneriniz var. Kendileri bile göze, hmm, alamazdı onu yürümek. Sanırım orada beklerdik. Evet. Bu ya, sorunuzla alakalı özür dilerim. Benim benzer bir tecrübem var gene Gine'de. Bir bölgeye gittik. Motorla gittik bölgeye. Motor belli bir yerden sonrasını çıkamadı. Tabii çok yokuş vardı. Bir de şey, hem yokuş hem de böyle taşlık olduğu için hani şey yapamıyorum. Lastiği kavrayamıyordum. Orada indik. Dediler, dedim hani kuyu nerede? Hani yukarıda bir köy var dediler orada. Tepelik bir nokta. Tamam dedim, yürüyelim. Tabii mesafeyi bilmiyoruz. Yürümeye başladık. Sıcaklık yanlış hatırlamıyorsam 44-45 derece civarlarıydı. Termometre mi, hissedilen mi? Termometre. Hissedileni bilmiyorum. Hissedilen daha fazladır. Çünkü nem yüksek olan bir bölgeydi. Şimdi yürümeye başladık. Çıkıyoruz. Bir de yokuş yukarı olduğu için hafif basamak çıkar gibi çıkıyorsunuz. O daha da zorluyor. 45 dakikaya yakın yürüdük. Tabii hani şey oluyor. Arazi şartları biraz insanı zorladığı için insan, tabii, düşünmeye başlıyor. Benim belli bir yerden sonra düşüneceğim şey oldu. Bizim burada ne işimiz var? Sorgulama kısmı. Tabii. Ben buraya niye geldim? Bu sıcakta benim burada ne işim var? Evet. Hadi ben buraya iş için geldim. Bir sorumluluğum var, onu yerine getirmeye geldim. Bu insanlar buraya niye köy kurdu? Ben artık bunları sorguluyorum orada. Çıktık falan, hani çıktıktan sonra herkes bana şey diyor. Köyün böyle su kuyusu tam böyle tepe gibi bir nokta düşünün. Tam ortasına açılmış. Hemen yanında da bir tane kocaman bir mango ağacı var. Çınar ağacı gibi bir şey düşünün. Altı gölgelik, önemli bir resimlerden çıkma bir sahne resmen. Evet. Dediler ki şurada bir dinlen. Dedim hazır başladım. Şu işi bitirelim, dinleneceğim. Tamam. Çünkü yani oturursam kalkamam dedim. Çok yorulmuş durumdayım. İşimizi bitirdik. Soluklandım. Soluklandıktan sonra iyi ki gelmişiz dedim.
O ayrı ama çıkana kadar bir hayatı sorguladım. Şimdi belki bilirsiniz. Yokuş yukarı çıkmaktansa inmek daha zordur. Özellikle zemin ayağınızın altından kayıyorsa basamak şeklinde ise 45 dakikada çıktığım yere 1-1,5 saatte indim aşağıya. Hani inerken de hayatı ekstra bir sorguladım. O daha zor olduğu için. Çünkü düşe kalka iniyorsunuz aşağıya. Öyle bir maceramız oldu bizim. Bazı bölgelerde o oluyor. Mesela Mali'de benzer bir durum oldu. Yağmur sezonunda gittiğimiz için arada dere yatağı olan bölge yağmurdan dolayı su dolmuş. Araba geçemiyor. Ufak sandal tarzı bir şey yapmışlar. Onunla geçmem gerekiyor. Ama şöyle, sandala ben oturdum. Sandalcı oturdu. Ekiptekiler dedi zaten biz gelmeyiz abi dediler. Sen gidiyorsan git hani. Dengemizi tutamayız düşeriz. Evet. Onlar işi biliyor. Biz bilmiyoruz. Hani oranın cahiliyiz. Ben tekneye oturdum. Sandalın kullanacak kişi oturdu. Tekneyle su, yani teknenin duvarı diyeyim, suyla sıfır. 1 milimetre mesafe var. Sallandıkça su giriyor içeri. Bir yandan kovayla su boşaltıyoruz dışarı. Evet. Bir yandan gidiyoruz. Hani o şekilde bir mesafe gittik. Bir 200 metre çok değil. Evet. Ama o şartlarda zor. Bu tarz mesela maceralarımız var bölgelerde. Hayır, bunun için sordum. Yani İHH'nın destekçileri, İHH'nın bağışçıları en ufak bir şüphe olmasın akıllarında. En ufak. Yani o desteklerinin o hedeflenen noktalara illaki ulaştığından emin olsunlar. Ve omuzlarınızdaki o yükü siz de farkındasınız. O zorlukları işte öyle göğüs geriyorsunuz. Ya benim adını bilmedim. Bir köy mesela, işte az önce bahsettiğiniz yerler, yani hayatımda hiç duymadım. Bir köydür mesela Afrika'da herhangi bir yerde. Ama siz, evet, insanlar bize güveniyor. Onların emanetini adresine ulaştırmamız gerek. Bilinciyle hareket ediyorsunuz. O zorlukları göğüs geriyorsunuz. Allah razı olsun. Ya bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Hakikaten öyle bir şey. Şimdi Cahit Bey, o görüntüler Gine'ydi. Evet. Başka bir coğrafyada yine böyle insanların o mutluluğuna şahit oldunuz herhalde. Evet, evet, evet. Yani bunları Afrika'ya ya da Asya'ya çalışma yaptığımız ülkelere gittiğimizde bunları dönem dönem gözlemledik, yaşadık. Şimdi şöyle bir olay anlatayım. Afrika'da toplumların genelinde tarihteki yaşanmışlıklarından ötürü beyaz adama karşı bir önyargı oluşuyor. Bir de o var, işin o boyutu var. Tabii. Özellikle kırsallarda ya da köylerde bunu daha fazla gözlemleyebiliyorsunuz oradaki insanlarda. Bu kapsamda yapmış olduğumuz bu Sukuysa çalışmaları ya da diğer projelerimizde ön yargıyı biraz olsun kırabiliyorsunuz. Evet. Yani bu bakış açısından bir örnek verecek olursam, ilk etapta sizi karşıladıklarında, sizi soğuk karşılayan, yani ilk köylerinde sizi soğuk davranan bu insanlar, onlar için oraya su kuyusu çalışmasına, su kuyusu açmasına geldiğinizde bunları, buna karşı hiçbir şey talep etmeden bunu yaptığınızda size şaşkınlıklarını ve yüzlerindeki mutluluğu saklayamıyorlar. Tabii. İnanılmaz bir muhabbet edip sizlerle hatta şakalaşmaya başlar Murat Bey. Yani o yüzden bu tarz belki su kuyusu çalışması küçük bir proje olabilir, bir yaptığımız yetimhane kadar, bir cami kadar, bir okul kadar büyük proje olmayabilir ama yaptığımız su kuyusu projesi sizin aslında oradaki insanlara götürdüğünüz çalışmanın önemini de gösteriyor. Tabii. Burada ön yargıyı kırabiliyorsunuz. Buradaki insanlarla farklı, yani orada yaptığınız çalışmaya farklı muhabbetlere vesile olabiliyor. Doğru. O yüzden ben bundan çok etkilenmiştim. Bu hatta ilk Afrika seyahatlerimdeydi bu. Bunu anlatmak istemiştim. O yüzden su kuyusu deyip geçmeyelim. Su kuyusu çalışmamız bizim üzerinde durduğumuz önemli bir projemiz. Şimdi şu görüntülere de bakıyorum bir anda. Yani şu evlatlar, bak ne güzel kana kana su içiyorlar ya. Allah razı olsun. Cümlemize. Allah. Şu inanılmaz bir şey. Evet. Orada sahada gördüğünüzde ve yaşadığınızda daha da inanılmaz oluyor gerçekten. Öyle. Peki yaklaşık bir son 5 dakikalık sürecimin içerisindeyim. Nazif Bey'e bir soru yönelteceğim, ardından tekrar size döneceğim efendim. Nazif Bey, İHH'nın Afrika dışında su kuyusu açtığı ülkeler nereler? Yani mesela Türkiye'de böyle bir durum var mı mesela?
Türkiye'de bu çok yok. Türkiye'de çünkü bir şekilde suya ulaşabiliyor insanlar. Hani içme suyu, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek sular Türkiye'de herkesin ulaşımında olan şeyler. Ancak ne olur? Hani tarımsal faaliyetlerde insanlar kendi köylerinde tarımsal faaliyetlerde kullanmak için talepleri oluyor. O tarz bir şeyde bizim bir yanıtımız olmuyor. Çünkü bizim çalışma prensiplerimiz olsun, insanların bize bağış yapma nedenleri belli. Evet. Hangi evet. coğrafyalarda çalıştığımızı bildikleri için. Şimdi biz daha çok sahra, yani sahra altı bölgelerde çalışıyoruz Afrika'da. Bunun yanında Asya bölgelerinde su ihtiyacı olduğu için o bölgelerde çalışmalarımız oluyor. Mesela örnek vermek gerekirse programın başında da söyledim. Pakistan'da çalışmalarımız var. Bangladeş taraflarında çalışmalarımız var. Evet. İşte Keşmir tarafında oldu. Yakın zamanda mesela Afganistan'daydım. Yine Afganistan'da da çalışmalarımız var. Mesela Afganistan biraz daha bunların arasında çok farklı bir yeri olan bir şeydi, bir ülkedir. Çünkü şu, ben Afganistan'a yakın zamanda 2 ay, 3 ay önce kadar denetlemelere gittim. Hı hı. Oradaki açtığımız su kuyularını. Denetlemeler esnasında 1 metre kar vardı. Kar olan bir coğrafyaya biz su kuyusu açmıştık. Hani bu evet. biraz tuhaf gelebiliyor. Yani kar yağıyor, demek ki burada su var diyebiliyorsunuz ama evet. şimdi burada biz her zaman anlatmaya çalışıyoruz. Bilinçlendirme çalışmalarını da biz bu şeyi çerçevede yapıyoruz. Sadece su olmayan ülkelerde çalışmıyoruz. Biz temiz su kaynaklarına ulaşılamayan yerlerde de çalışıyoruz. Evet. Asya'da yağmur yağıyor doğru ama bu yağan yağmurları saklayabilecekleri bir sistemleri yok. Barajlar olsun, göletler olsun, böyle bir sistem yok. Şimdi kar yağdı tamam ama bir ay sonra o kar eridiğinde veya iki ay sonra kar eridiğinde hiçbir şey olmayacak ortada. Gene çorak bir toprağa dönüşecek. Hı hı. Ondan dolayı biz bu su kuyusu çalışmalarını bölgede Anladım. Yapıyoruz. Mesela Afrika'da bahsettiniz. Dediğiniz gibi insanlar su almaya giderken bazı tehlikelerle karşılaşabiliyor. Aynı tehlike Afganistan'da da var. Ama son gittiğimde öğrendim bunu. Orada bir çocukla sohbet ederken. Su ihtiyacını karşılamak için su kuyusuna yaptığı yolculukta çocuğun kış aylarında özellikle yabani hayvanlara denk gelme ihtimali çok yüksekmiş. Tabii. Çünkü kurtlar gibi vahşi hayvanlar aç kaldıkları Aynen için öyle. Biraz da köylerin, kasabaların etrafına iniyormuş. Ki yolda giderken mesela uzun şehirler arası yollarda giderken denk gelebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra işte soğukta herhangi bir tipe yakalanır, yönünü kaybedebilir, hipotermiye yakalanabilir. Yani cidden sıkıntı. Allah zor durumdaki her insanın yardımcısı olsun inşallah. Efendim son olarak Cahit Bey'e döneceğim. Cahit Bey, izleyenlerimiz İHH'nın su kuyusu çalışmalarına nasıl destek olabilir? Şöyle Murat Bey, Bu arada çok özür dilerim, arkadaşlarımdan rica edeyim. O su kuyusunun başında böyle maşrafıyı su doldurup içen çocuklarımızın görüntüsü var ya, onu bir ekrana getirirlerse Cahit Bey konuşurken. Çünkü o her şeye değer. Şöyle Murat Bey, bir su kuyusu bağışı yapmak isteyen evet. bağışçılarımız ya da izleyenlerimiz... Hı hı. Vakfımızın 81 ilindeki derneklerine ya da İstanbul'daki temsilciliklerine giderek evet. Buralardan bağışta bulunabilirler. Evet. Bunun yanı sıra ihh.org.tr adresimizden ya da bankalarda hesaplarımızın bulunduğu bankalardan da yapabiliyorlar. Ya da SMS olarak da 3072'ye hı hı. su yazarak 30 TL'de bağışta bulunabiliyorlar. Şöyle bir açıklık getireyim. Sadece tek başına bir su kuyusu açtırabileceğiniz mümkünse diğer çevredeki iş arkadaşlarınızla, akrabalarınızla, evet. aile bireylerinizle de bir araya gelerek su kuyusu açtırabilirsiniz. Tabii bunun sonu yok. Yani bir okulun öğrencileri de bir evet. araya gelip bunu yapabilir. Evet. İşte 50-60 belki de 100 daireden oluşan bir sitede oturan insanlar da yapabilir. Hadi gelin biz de Afrika'da işte bunun çocukların evet. su ihtiyacını bir karşılayalım diyebilir. Yapılabilir hakikaten. Tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Bunların hepsinin örneği var. Okullar olsun, iş arkadaşları olsun. Hı hı. Bir araya gelerek bir su kuyusuna, Afrika'da su kuyusu olmayan bir köye vesile olabiliyorlar. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. Sağ olun, var olun. Çok zorlu bir sürecin altındasınız. Ama işte Allah da dağına göre kar verir derler ya, o yükü kaldırabilecek yüreğe, imana sahipsiniz. Efendim sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İHH Su Kuyusu Departmanı'ndan Sayın Nazif Çelik Beyefendi ve İHH Kaynak Geliştirme Departmanı'ndan Sayın Cahit Karaarslan'a teşekkür ederim. Tüm İHH'nın o yürekli,
o cesur insanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. En büyük teşekkür de İHA'nın destekçilerine, bağışçılarına. Bu akşam da Yeryüzü Notları'nın sonuna geldik. Allah'a emanet olun.